Sağlıklı Günler devam ediyor sevgili izleyiciler. Tıbbi bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek'le birlikteyiz. Tuzların faydasından bahsedeceğiz. Evet, tuzların önemini son zamanlarda keşfettik ama hangi hastalıklara iyi geliyor? Nasıl uygulayabiliriz, nasıl kullanabiliriz hayatımızda? Bizlere aktaracak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ilginç, bugün tuzlarla geldiniz stüdyomuza. Evet. Elimizde böyle çeşit çeşit tuzlar var. Şu çok ilgimi çekti. Böyle bir yakın plan olabilirse yönetmenimiz. Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Himalaya. Nasıl bu? Çok böyle şeffaf. Bu da Himalaya tuzu. Neye geliyor? Himalaya üç çeşit tuz sayabiliriz doğada. Hı-hı. Yani doğal tuz, Himalaya tuzu, bir de rafine edilen göllerden, denizlerden elde edilen rafine sofra tuzu. Üç çeşit tuz var. Rafine tuzla normal doğal tuz çok farklı şeyler. Evet. Şimdi yıllar önce ben bu konuya çok kafayı taktım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bir hadisini okumuştum. Şu için su olan şişe. Evet, şimdi şu şişeyi de gösterelim. Şöyle. Bir şişe suyun içerisine. Şöyle bir paket kristal Himalaya tuzu konuyor. Üzerine bir litre su. Evet. Çözüldükten böyle, sonra. Bu böyle kaç saat bekleyecek çözülmesi için? Yok, o çözülmez artık. %26 çözülür. Sonra durur. Çözülmez. Yani kaç dakikada çözülür? Hayır, bu artık çözülmez. Yoğunluğa ulaşır. %26'sı çözülür. Bunun şu su olan kısmı zaten çözülmüş. %26'sı şimdi tuz. Şimdi bu suyu mu içeceğiz? Su içmek istediği zaman kişi bir tatlı kaşığı bu sudan alır şöyle, veyahut da göz kararı mesela. Aa, evet, bir tatlı buraya kaşığı. Buraya bir tatlı kaşığı ilave ediyoruz. Tuzlu su içiyoruz. Aa, faydası ne? Faydası ne? Mesela ödemi attığını duydum. Mesela hani bayanların en çok problemi biliyorsunuz ki kilo. Kilo ile birlikte ödem çok fazla var. Himalaya tuzu tansiyona karşı. Normal olarak sofra tuzu tansiyona sebep olur. Tansiyon hastaları, böbrek hastalarının sofra tuzu kullanmamaları gerekir. Neden? Sofra tuzu rafine edilmiş tuz. Arıtılmış. Sadece sodyum klorit içerir. Artık yasaklanacak biliyorsunuz sofra tuzları da. Yani hani normal tuzların kullanımı yasaklanacak. Zamanla. Evet, zamanla. Çünkü zararlı olduğu tespit edildi. Tabii. Şimdi bu, ben yıllar önce Peygamber Efendimiz bir hadisini okudum. Diyor ki, yani 15-20 yıl önce, yemekten önce ve yemekten sonra bir miktar tuz sizi 70 türlü hastalığa karşı korur diyor. Doktorlar da diyor ki tuz almayın çünkü tansiyona sebep olabilir, böbreklere zarar verir. Şimdi evet. Vesaire vesaire. Yani dedim, baktım burada bir çelişki mi var acaba? Ama tuzu fazla kullanmak, hangi tuzu kullanacağız? Burada evet. Önemli olan bu. Çelişki yok. Peygamber Efendimiz'in söylediği de doğru. Doktorların söylediği de doğru. Çünkü Peygamber Efendimiz